Herkese merhabalar. LGS'ye son 5 ay arkadaşlar. Hatta 5 aydan da az bir süre kaldı. Acaba şu an kaç nette olmalıyız? Sınava ne yapacağız hocam? Olacak mı olmayacak mı endişelerinizi görüyoruz ama hiç endişelenmeyin. İnşallah bu son 5 ayı çok iyi değerlendirip bakın adım adım başladınız. 10 ay kalmıştı, 9 ay kalmıştı, 8 ay kaldı dedik, 7 ay kaldı, 6 ay kaldı. Şimdi 5 ay hatta daha az bir süre kaldı. Ama bu 5 ayı iyi değerlendirdiğimizde basamakları çıkacak ve LGS denilen o sınavı altın üstüne getireceksiniz arkadaşlar. En güzel okulları, en iyi okulları, hayalinizdeki en iyi liseleri kazanacaksınız. Yeter ki sabredin. Bakın çok az kaldı. Buraya kadar çıktınız. Bundan sonrası en önemli kısım. Bundan öncesi önemliydi ama burası çok çok daha önemli. Neden? Çünkü bazıları vazgeçecek. Bazıları diyecek ki ya aman olmuyor işte matematik deyip vazgeçecek. Ama siz ısrarlı tavırlarınızla, gayretinizle, yeteneğinizle inşallah vazgeçmeyip en son basamağa kadar çıkacak. Ve hayallerinizdeki Fen Lisesi'ni, Anadolu Lisesi'ni, Sosyal Bilimler Lisesi'ni, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bilmiyorum. Hayallerinizdeki en güzel liseyi kazanacaksınız arkadaşlar. Peki kalan sürede neler yapabiliriz? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Ocak ayında neredeyse ortasına geldik. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ı nasıl değerlendirirsek en iyi sonuca ulaşabiliriz. Bugün sizlerle bunu konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle iyi bir durum analizi yapmamız lazım. Kaç dersten eksiğim var? Kaç konu eksiğim var? Eksiklerim neler? Hangi derse yanlışım fazla çıkıyor? Kaç net lazım dediğimizde karşımıza genelde ne çıkıyor arkadaşlar? Siz söylemeden ben söyleyeyim. Matematik çıkıyor. Gerçekten de fende eksiklerimiz olabiliyor. Türkçede yanlışlarımız çıkabiliyor. İngilizcede kelime ezberimiz eksik olduğu için yanlışlarımız çıkabiliyor. İnkılapta bazı şeyleri anlayamayabiliyoruz ama hepimiz içimizden çok iyi biliyoruz ki bunların hepsini halledebiliriz ve halledeceğiz de inşallah. Ama matematik gerçekten zorlayıcı oluyor. Matematikle alakalı birçoğumuz şu anda bu videoyu izleyen birçok arkadaşımız lanet matematik dediğini duyar gibiyim. Ama bu matematiğin de üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Nasıl geleceğiz? Öncelikle şunu asla unutmayın arkadaşlar. Matematiği boş bile bıraksanız yani matematikte sıfır net bile yapsanız diğerlerinden çok iyi net yaptığınızda %10'luk dilime giriyorsunuz. Ki ben eminim ki hiçbiriniz boş bırakmayacak. Kiminiz 10 net yapacak, kiminiz 15 net, kiminiz 20 net yapacak, kiminiz 8 net yapacak, kiminiz 17 net yapacak, 13 net yapacak bilmiyorum. Ama matematiği şu anda bu videoyu izleyen hiç kimse boş bırakmayacak. Ama velev ki boş bile bıraksanız 70 net yaptığınızda diğerlerini doğru yaptığınızda %10'luk dilime giriyorsunuz arkadaşlar. Bu şu demek. Matematik sizin daha iyi bir okula girmeniz için yapmanız gereken netleri belirliyor. Yani siz bundan sonra ekleyeceğiniz her bir matematik neti 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ekleyeceğiniz her bir matematik neti sizi 10'luk, 9'luk, 8'lik, 7'lik, 6'lık, 5'lik, 4'lük, 3'lük, 2'lik en iyi dilimlere sokacak. Dolayısıyla bizler diğerlerini çok iyi yapacağız. Matematiği de sabırlı bir şekilde vazgeçmeden çalışıp en yüksek netlere ulaşacağız. Mesela bunu geçen sefer paylaşmıştık. 420 puana ulaşmamız için Türkçe'de 16, Matematik'te 8, Fen'de 15, İnkılap Din İngilizce 8'er net yapmak 2021 LGS'de yeterli oluyor. Yani biz 2021'de sınava girmiş bir öğrencinin netlerini önümüze aldık. Bir baktık. Aa bu netleri yapmış dedik. Veyahut da 440 puan için bu netleri yapmış dedik. 480'lerde bu netleri yapmış dedik. 485 arasında bu netleri yapmış dedik. Dolayısıyla bakın matematik neti arttıkça, tabii ki dilimler artıyor, puanlar artıyor. Ama diğerlerinden de eksiklerimizi kapatarak yani Türkçeyi, Fen'i, İnkılap Din ve İngilizceyi çok iyi netlere ulaştırarak, en yüksek doğrulara ulaştırarak matematikteki eksiklerimizi kapatabiliriz. Dolayısıyla ne yapacağız? Öncelikle tabii ki ve tabii ki kendimize inanmamız lazım arkadaşlar. Biz bu işi yapacağız diyeceğiz. Yani 2022 LGS geldiğinde kitapçığı açtığımızda Türkçeyi çok güzel yapacağım ben. En yüksek netleri yapacağım. Bunun için ne yapmam lazım? Mutlaka düzenli bir şekilde paragraf çözmem lazım. Matematik. Matematik sayısal tarafta bir dursun beklesin burada. İnkılap. Full yapacağım. Her şeyi çalışacağım. Her şeyi öğreneceğim. Her şeyi videolardan izleyerek, hocalarımdan dinleyerek, sorular çözerek halledeceğim. Din İngilizce. Din zaten dinde zorlama yok. Bunu çok güzel yapacağım. İngilizce'de kelime eksiğim varsa kelimeleri kartlara yazıp güzel güzel ezberleyeceğim ve çalışacağım. Peki gelelim matematik fen. Sayısal kısma geçtik. Sayısal kısımda fenden başlayacağım. Çünkü fenim çok güçlü. Fende bütün soruları doğru yapacak şekilde bütün sene çok iyi çalışacağım. Farklı farklı kaynaklardan eksiklerim varsa hepsini kapatacağım. Matematik. Matematikte vazgeçmeyeceğim. Yanlışlarım olabilir, boşlarım olabilir, geri dönüp turlamam gerekebilir ama mutlaka matematik yapacağım diyeceksiniz. Ve bütün bu sınavda uygulayacağınız taktiği gerçek hayatınıza yani bu hazırlık sürecine de uygulayacaksınız. Peki burada şu çok önemli arkadaşlar. Bazı öğrencilerle konuşuyorum. Hocam imkansız matematikte 15 net yapmak diyor. İmkansız diyor. Arkadaşlar insan imkansızı başarabilir sözü yetersizdir. Çünkü insan imkansızın da ötesine ulaşabilir. Yani siz belki de sabrettiğinizde 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 çok yüksek netlere ulaşabilirsiniz. Yeter ki vazgeçmeyin. Şimdi bunun için ne yapmamız lazım hocam? Güzel konuşuyorsunuz ama bunun için ne yapmamız lazım? Birincisi son 5 ayda sizi oyalayan şeylerden kurtulmanız lazım. Yani
akıllı telefonum. Akılsız olsun telefonunuz ya. Bırakın bu sene akıllı olmasın telefonunuzun. Bilgisayar. Bu sene gerekirse kullanmayın bilgisayarınızı. Televizyon. Sonra izlersiniz. Haziran'da izlersiniz o beğendiğiniz dizileri. Uyku tabii ki önemli. Uyku tabii ki önemli ama uykuyu verimli bir şekilde kullanacağız. Üşengeçlik ve isteksizlik olabilir. Bunun sebebi de arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Hala hedefimizin tam net belli olmaması. Eğer hedefiniz belliyse, yani kazanmak istediğiniz Anadolu Lisesi'ni, Sosyal Bilimler Lisesi'ni, işte Fen Lisesi'ni belirlediyseniz, ne uyku, ne televizyon, ne dizi, ne şu, ne bu, hiçbir şey sizi oyalayamaz. Hedefinizi belirleyeceksiniz. Planınızı yaparak doğru çalışmalarla, doğru kaynaklarla ilerleyeceksiniz. Peki hocam, hedefimizi belirledik. Ben bu liseyi istiyorum dedik. Planımızı nasıl yapacağız? Arkadaşlar, az önce söylediğimiz şey çok önemli. Bu basamakları çıkarken sürekli burada takılıyorsanız, yani dördüncü basamağa geçemiyorsanız, yani yukarı doğru giderken sürekli burada takılıyorsanız, buralarda bazı eksikler vardır. Buralardaki eksiklerinizi kapatmanız lazım. Biz de onun için sizlere LGS tekrar programı hazırladık ve bunu Türkiye'deki bütün Tonguç kitapçılarında ücretsiz bir şekilde veriyoruz arkadaşlar. Şu anda gittiğiniz bütün kırtasiyelerde, Tonguç kitabı satan bütün kırtasiyelere girdiğinizde, merhaba abi, selam abi, nasılsın abi, ücretsiz LGS tekrar programı istiyorum dediğinizde size bunu hediye ediyorlar, bunu veriyorlar. Peki ne var LGS tekrar programında? İşte bu basamaklarda eksikleriniz varsa, kazanım, konu, Türkçe'de, matematikte, fende, inkılapta, dinde, bunların hepsini tekrar etmeniz için güzel bir çalışma programı var. Ve esasında güzel iki çalışma programı var. Eğer temelden eksiğiniz varsa, yani daha ben hocam daha 8'lerde bile değilim, 7'lerde bile değilim diyorsanız, temelden eksiğiniz varsa burada temel tekrar programı yapıyorsunuz. Buradaki çalışma farklı. Nitelikli tekrar programı varsa, yani hocam ben esasında buralara kadar geldim ama yani buralara çok daha hızlı geçmek istiyorum, buraları süper sağlamlaştırmak istiyorum diyorsanız, o zaman da nitelikli tekrar programında yeni nesil soru pratiğiyle sizlerin seviyesini yükseltmeye çalışan program var. Burada gün gün, sayfa sayfa her şeyi kazanım kazanım, neyi öğreneceksiniz, neler yapmanız gerektiğini duvarınıza asarak da çalışabilirsiniz. Böyle kitapçık haline taşıyabilirsiniz. Bu LGS tekrar programı kitapçığı bütün Tonguç kitapçılarına ücretsiz ve doğru kaynak da önemli. Bu programı başka kaynaklarla da uygulayabilirsiniz ama bu programı uygun bir şekilde bizler sizlere süper avantajlı LGS ilk tekrar setini hazırladık. Bunun içerisinde tam da istediğiniz şeyler var. Yani Türkçe ve matematik en önemli dersler, LGS ilk dönemin tekrarı ve ilk dönemin denemelerle tekrarı. Yani ben deneme çözüyorum hocam, bir sürü yanlışım çıkıyor. Neden? Çünkü koneksiyon var. Koneksiyonu buradan kapatacaksın. Bir de ikinci dönem konularını daha bitirmediğimiz için İkinci dönem konuları olduğu bir deneme moralimizi bozuyor. Ama burada birinci dönem konuları olduğu için güzel güzel çözeceksiniz. Ve birinci dönemde öğrendiğiniz konulardan kaç net yapabildiğinizi görüp LGS'ye dair hedeflerinizi büyüteceksiniz. Yani ben tüm konuları bitirdiğimde demek ki esasında 80 net yapıyormuşum. 85 net yapıyormuşum. İşte 78 net yapıyormuşum. Veyahut da başka kaç olabilir, 89 net yapıyormuşum diyeceksiniz belki de. Çünkü konuları bitirdiniz birinci dönem konularını bu tekrar yaptıktan sonra. Ama şu anda tüm konular bitmediği için denemeye girdiğinizde moraliniz bozuluyor olabilir. İşte bu yığılmalı 4 LGS denemesinde artık netleriniz artacak ve birinci dönemi güzel bir şekilde hem kitabıyla hem de denemesiyle tekrar etmiş olacaksınız. Ardından da bu basamaklarda bu son düzeye girerken 4-3-2-1 diyeceksiniz ve artık herkesin şampiyonluğunuzu kutlayacak arkadaşlar. LGS tekrar programımızı bütün Tonguç kitapçılarından ücretsiz isteyebilirsiniz. LGS ilk tekrar seti tabii ki bunun içinden de çıkıyor arkadaşlar. Bunu şu anda Tonguç mağazadan sipariş ettiğinizde bu LGS tekrar programını, birinci dönem ana denemelerini, ilk tekrar LGS kitabını, buradaki soruların hepsi yeni nesil arkadaşlar. Tamamen sınava özgü hazırlanmış durumda. Ve yeni nesil Türkçe matematik kitabını bu setin içerisinde sizlere oldukça avantajlı bir şekilde sunuyoruz. Şimdiden LGS yolculuğunuza başarılar. Buradan buraya kolay gelmediniz. Buradan buraya çıkmak da biraz zorlayacak ama bu başarıyı sizler elde edeceksiniz arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak videolarımızla, kitaplarımızla, programlarımızla sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Ama çalışıp gayret gösterecek olan, bu programı alıp önüne asıp soruları çözecek olan sizlersiniz. Dolayısıyla da bu güzel listelere de sizler geçeceksiniz. Hadi bakalım, şimdiden sınavlara hazırlıkla başarılar diliyoruz arkadaşlar. Başka istekleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. İlk tekrar programını alıp duvarına asmayan kalmasın. Hadi bakalım, iyi çalışmalar.